Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve Yayınları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi ipliklerimin numarası 383 altın başak, 347 Leylak marka iki renk iple size model çalışması göstereceğim. Şöyle arkadaşlar bir serum halkasına ihtiyacımız olacak. Mavi poşette olan küçüğün bir büyüğü halkamız. Tığımız da 21 numara arkadaşlar bu şekilde. Oya'mız da arkadaşlar önceden hani gülen bebek tabir edildi. 3 yapraklı gülen bebek. Çok hoş, çok zarif bir model arkadaşlar. Hem de kolay bir şekilde yapabileceğimiz görünüşü de hoş olan bir model. Modelimiz bu arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde halkamızı alıp halkamızın içine bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 3 seferde tekrar iki defa doluyorum arkadaşlar 2, 2, 2 olarak aldım şimdi arkadaşlar yuvaya girip 1, 2, 2, 2 bu şekilde 5 tane trabzan yaptıktan sonra 3 defa doluyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi yaprağın boyu sırasına göre oluştu. 1 2 2 2 2 olarak bu şekilde sonucu trabzanı da yaptım. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum buraya. 1 2 3 4 5 6 ve sonuncu yedinciydi arkadaşlar sık iğneydi bu şekilde buraya kapattım iki zincir çekiyorum bir defa tığımın başına doluyorum iki zincirimin üzerine iki iki olarak aldım bir defa doluyorum yuvaya girdim bir iki iki üç tane yaptım iki defa doluyorum iki 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 Şimdi tekrar iki defa doluyorum yuvaya girdim bir iki 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 üç defa doladım yuvaya girdim bir iki 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 iki, iki olarak aldım. Şimdi arkadaşlar buraya dört zincir çekip son trabzanıma kapatıyorum tomurcuk olarak bir. Yine buraya altı tane sık iğne yapıyorum İki. üç 4 4 5 ve 6 Arkadaşlar şimdi şu ipimi elime takılmasın. Bu şekilde hemen arkasındaki trabzanlardan iki tane ilmek alıyorum. Buraya bu şekilde bunu kesiyorum. En son yapacaktım ama arkadaşlar elimize çok dolaştı. Bu şekilde ondan kurtulduk. Hem de burayı temizlemiş olduk. Ve yedinci yaprağımı da bu şekilde burada kapat e, yedinci sık iğnemi de bu şekilde kapattım. Yaprağımı tamamladım. Bir, iki zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. İki, iki. Bir defa doluyorum arkadaşlar. Yuvaya girip bir, iki, iki, üç oldu. İki, 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 dört oldu. 2 defa doluyorum. 1 2 2 2. Yine 5 tane trabzanım oldu arkadaşlar. 3 defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 ve 2 olarak alıp yaprağımı tamamladım. Şey, trabzanımı tamamladım. 4 zincirimi trabzanıma kapattım. Buraya 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane sık iğnemi yaptım 7. de halkamda yaptım veya 3 tane yaprağım tamam arkadaşlar bu şekilde ipimi kopardım yine ters tarafından kendi yaptığı yaprağından yani kopardığım ipin yaprağından 2 ilmek alıp bu şekilde kapat çekiyorum arkaya. Evet, 3 tane yaprağı yaptık. Şimdi sarı çiçeğin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sarı ipimi tığıma tutturdum. Bu kalan halkamın kısmına da 6 tane arkadaşlar trabzan yapacağım. Sık iğne ile ipimi tığıma tutturdum. 3 zincir bir defa doluyorum. Halkamın içine girdim. 1 2 2 Bir defa doluyorum. Halkaya girdim. 1 2 2 3 3 4. trabzanım. 3 seferde çekerek 5 tane trabzan yaptım ve buraya 3 zincir kapatıyorum arkadaşlar halkama 6 tane buraya trabzan yapmış olduk 15 zincir çekiyorum 3 4, 6 7 8 9 10, 11, 12, 13 14 15 15 tane zincirim hazır dönüyorum arka tarafından şimdi bizi arkadaşlar düzgün sık iğne yaptırmaz o yüzden ondan da kurtulalım temizledik 1 2 zincir 3'e tamamlayalım arkadaşlar bir defa doluyorum bu yapmış olduğum zincir halkamın yuvamın içine gireyim 1 2 2 bu şekilde arkadaşlar buraya 4 tane trabzan yapıyorum 3 oldu 4 oldu 3 zincir yine dibinde kapattım bu şekilde bir tane yaprağım oluştu buraya bu yapraktan tam 5 tane yapacağım arkadaşlar bir tanesini yaptık 4 tane daha yapıyoruz 1 2 2 2 tane trabzanım oldu bir defa tığın başını doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 3 seferde. 3 trabzan. Aynı şekilde 4. trabzanım. 3 zincirimi çektim. Yuva kapattım. İkinci yaprağım da hazır. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 3, 4 4 trabzan olunca hemen 3 zincir 5. trabzan olarak 3 zincirimi kapattım. 3 tane yaprak oldu. Buraya arkadaşlar 2 tane daha yapacağım. Bu şekilde daha rahat görünür. 3 zincir bir defa doladım. 1 2 2 bir defa doluyorum yuvaya girdim. 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3 zincir kapattım buraya. 1, 2, 3 zincir bir defa doluyorum. 1, 2, 2, 3 zincir bir defa doluyorum 4 tane trabzanım oldu 3 zincir kapattım buraya arkadaşlar bir zincir çekiyorum İpimi kopardım Evet arkadaşlar bu sarı ipimi de şimdi buraya çekiyorum ilmeği alamadım arkadaşlar şimdi oldu bu şekilde arkaya çekiyorum ki hem biraz uzak hem de temiz olması için kısaltıyorum bu şekilde kapattım şimdi bunu tülbente monte edeceğiz. Evet arkadaşlar ikişer zincir çekerek tığ battılar hazırlıyoruz bu şekilde sık iğne ile tığ battımıza batıyoruz İlk başlarken de aynı şekilde iki zincir bir defa doluyorum iki iki olarak aldım dört zincir dört zincirimi bu şekilde yaptığım trabzanıma kapatıyorum iki zincir kapattım buraya 1 2 zincir bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 aldım 4 zincirimi çektim kapattım buraya tomurcuk olarak 2 zincir çektim yuvada tığ battıma girip kapattım bu şekilde arkadaşlar 5 tane tomurcuklu trabzanlar yapıyoruz şimdi 2 zincir çektim bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 olarak aldım 2 zincirimi çektim modelimi aldım yaptım motifimi aldım ters tarafı bana bakacak burada ortadaki yapraktan 4 zincir çektiğim tomurcuğun içinden sık iğne yapıyorum arkadaşlar kapattım buraya 2 zincir döndüm yaptığım bu trabzanın arasına kapatıyorum hem yaprağımı çatıp hem de tomurcuk yapmış oldum 2 zincir. Yandaki tığ battıya bu şekilde sık iğne ile giriyoruz. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2 2 olarak aldım. 4 zincir kapatıyorum. Bir tane arkadaşlar Arıya boş tomurcuklu üçgen trabzanımızdan bıraktık. 2 zincir bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. 2 zincir. Sıradaki yaprağımın boş olan yaprağımın arkadaşlar 4 zincirli tomurcunda girdim. 2 zincir yaptım. Ve buraya yap, tomurcuklu trabzan olarak kapattım. Hem de yaprağımı tutturdum. Bir yaprağımız havada arkadaşlar böyle kuş gibi süzülüyor. Gördüğünüz gibi kuşun kanatları arka kuyruk kısmı gibi. Burası da gülen bebek. İki zincir kapattım. Ödelimi buraya. Bir bir iki zincir. Bir defa doladım. İki, iki olarak aldım. Trabzan yaptım. Bu şekilde. Üç, dört zincir. Yine beş tane arkadaşlar ara olarak bu yapmış olduğum trabzanlardan veriyoruz. Şimdi 5 tane yaptıktan sonra hazırlamış olduğumuz motifleri altıncının tomurcuklu trabzanından tutturuyoruz. 1-2 zincir. Kapattım. Buraya. Şimdi arkadaşlar bir tane daha buradan yapalım. 4 zincir kapattım. Tomurcuk olarak 2 zincir Yandaki tığ battımı bu şekilde kapatıyorum. Bir zincirimi de çektim. İpimi koparıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde çok hoş bir modelimiz oldu. Gördüğünüz gibi. Burası da gülen bebek yüzü gibi. Bu da üç yaprağımız. Kuş kanadı gibi. Gördüğünüz gibi çok hoş bir duruş oldu arkadaşlar. Ben bayıldım. İnşallah siz de beğenirsiniz. Verdiğim sayılarla da yaprakları yapıp yüren bebeklere de aynı şekilde arkadaşlar. Böyle bu şekilde yapıp başınıza takabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.